Peki Serap biraz değindi ama bu muhafazakar seçmenin e, CHP fobisi var mı hala? Çünkü e, Ali Babacan'ı e, Fatih Bey yayına aldığında dedi ki, e, yani CHP'nin vakti zamanında dinler kesme yaptıkları yaşı ileri kesimde hala olumsuz bir hafıza taşıyor. Dedi, e, aynı şekilde Ahmet Davutoğlu Kübra'nın yayınında, e, 90 yaşında halam var bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz bilmiyoruz, yani sizin logonuz altında olduğu için e, dedi. E, Ahmet Bey'in halasına söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tabii. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin belli kesimlerde çok katılaşmış bir şey vardı, algısı vardı. Kabul edelim bunu. Farklı gerekçeler öne sürülüyordu. O farklı gerekçeler hafızalarda yer etmiş ve kolay kolay silinmiyordu. Belki bizim izlediğimiz politikaların yanlışlığından kaynaklanabilir veya kendimizi yeteri kadar anlatamamaktan da kaynaklanabilir Hı. veya o kesime yeteri kadar ulaşıp kendimizi e, anlatma gibi bir e, görevi üstlenme gibi bir pozisyondan da kaynaklanabilir. Şimdi önce ben e, Sayın Davutoğlu'nun halasının e, ellerinden öperim onu söyleyeyim. E, e, ben e, ve partim herkesin inancına saygılıyız. İnanç siyaset konusu olmaz. Kimin inançlı olup olmadığını sadece Yüce Yaradan bilir. Peygamberlere bile bu yetki verilmemiştir. O nedenle birilerinin ortaya çıkıp insanları sen inançlısın, sen inançsızsın diye konuşmaları asla ve asla doğru değildir. Asla ve asla doğru değildir. Şimdi kimsenin kimliği de siyaset konusu olmamalı. Çünkü ben anne babamı seçim özgürlüğüne sahip değilim. Ama annemi seviyorum, babamı seviyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Dolayısıyla kimlik de siyasetin dışında Siz zaten kalmadı. bunların videolarını yayınladınız Alevi evet, üzerine, evet. Kürtlük üzerine. Bunlar Kürtlük da bu üzerine. sistemin dışında. Siyasetin konusu ben ülkeyi nasıl büyüteceğim? Ülkeyi nasıl geliştireceğim? ülkeyi itibarlı bir ülke haline nasıl getireceğim? Siyasetin konusu budur. Dış politikada, iç politikada, tarımda milyonlarca insanın karnını nasıl doyuracağım? İhracatı nasıl yapacağım? Teknoloji teknolojideki devrimi nasıl yakalayacağım? Bütün siyasetin konusunun normalde bunlar olması lazım. Öbür türlü siyaset, kimlik ve inanç üzerinden siyaset toplumu ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor, sonra kavgalı hale getiriyor. Bu arada Ahmet Davutoğlu'nun halası da bir açıklama yaptı. Ahmet, Ahmet kime derse ben ona oy vereceğim. Sayın Kılıçdaroğlu rolunu oy vereceğim de dedi hani yeri Güzel, gelmişken. Güzel evet evet. evet, evet. Yani ben şöyle az değil ben e, pek çok kesimle muhafazakar kesimle e, hemen hemen Türkiye'nin e, bütün illerinde bir araya geldim. Onlarla uzun uzun e, kapalı toplantılar yaptım basına kapalı. Bu toplantıların süresi en az olanı üç buçuk saat. Hı hı. Bu toplantıya katılanların sayısı. 25-30'u geçmez. Bazı yerlerde bir yanlış hatırlamıyorsam Şanlıurfa'da çok fazla oldu. Ama onun dışında 25-30'u geçmez. Ve hiçbirisi CHP'li değil ve CHP'ye oy vermemiş insanlar. CHP'yi bizim onlara anlatmamız lazım. Ve nedir bu CHP? Eski algılardan kurtarmamız lazım. Şöyle bir örnek anlatayım. Ee, İstanbul'da evlere Kur'an okuyup maya giden vaizelerle de bir araya geldi. Gene kapalı bir toplantı. Onlara şunu söylüyorum. Arzu ettiğiniz her soruyu, aklınıza takılan her soruyu, öğrenmek istediğiniz her soruyu rahatlıkla sorun. Ben üzülmem. Sizi de suçlamam ama bana net sorun, ben de net yanıtını vereyim diye. Bir vaiz söz aldı. İşte yuvarlıyor ağzında bir şey söyleyecek ama ya acaba söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Terör din, eee dindarlık vesaire, e, cami dedim şunu mu demek istiyorsunuz? Ya biz CHP'ye oy vereceğiz ama bu CHP dinsiz parti. Vallahi onu söyleyecektim dedim. Ben size bir soru sorabilir miyim dedim? Sorun dedim. Merkez Bankası'nın dini nedir dedim? Birden şaşırdı. Hadi onu bilemedin. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dini nedir dedim? Din Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir tüzel kişilerin dini olmaz. Merkez Bankası'nın dini mi olur? Olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti her inançtan insan var bu partilerde. Dolayısıyla bu partilerin içindeki insanları tek bir kalıbın içine koyamazsınız. Şimdi onlarla biz muhatap olup konuşmadığımız için böyle bir anlamda da babadan oğula devreden rivayetlerle bizi tanımaya başladılar. Efendim siz Camileri yaktınız yıktınız. Hangi camiyi yaktık yıktık? Tam tersine. Hatta bunu Van'da birisi sordu. Size dedim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ya 21 ya 23 bütçe konuşmasını göndereceğim. Tutanaktan alacağım göndereceğim dedim. Gazi Mustafa Kemal bütçe görüşmesi de şöyle der. Milli abidelerimiz camilerimizin onarımı için şu kadar ödenek ayrılmıştır. 1940'lı yıllarda çıkan bir yürüyüş dergisi var. Orada da her bir caminin adı var. Karşısında bütçeden ayrılan ödenekler yazılmış o yıllar. Onları gönderdim kendisine. Biz böyleyiz. Bize Mustafa Kemal'den devreden iki düşünsel miras var. Bir, genelkurmay başkanlığı hakkında yani askerlerle ilgili konuşmayacaksınız. Eğer konuşursa sadece genel başkan konuşacak. İki, diyanet konusunda konuşmayacaksınız. Çünkü bu iki alana siyasetin girmesi doğru değildir. Biz CHP'nin genel başkanları bugüne kadar ne Diyanet işleri konusunda ne genel kurmay başkanlığı konusunda zorunlu olmadıkça hiç konuşmamışlar. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatacaklar dediler. Öyle siz dediniz ki. <laughs> o da söylendi. Yani Allah akıl fikir versin. Şunu söyledim ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP niye kapatsın? Kur'an biz. ilk İmam Hatip okullarını kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hı hı. İlk ilahiyat fakültesini açan Cumhuriyet Halk Partisi. Kur'an'ın Türkçe malini Elmalı Hamdi Yazı'na hazırlatan Cumhuriyet Halk Partisi. Ama biz bunları siyasete malzeme etmeyiz. Çünkü günah sayarız. Doğru değildir. Bu olması gereken bir şey. Siyaset adamın toprağı var, gübre bulamıyorsa sonra gübreyi nasıl bulacağız? Siyaset odur yani. Ben o adamın inancıyla niye uğraşayım? E